Eren abi seninle başlayalım. Okan Buruk tabii çok önemli sözler sarf etti ki en bence çarpıcı olanı 4 kupayı da kazanmak istiyoruz ibaresiydi diye düşünüyorum. Transferlerle ilgili yine yönetim istediğim takviyeleri yaptı dedi. Prag'la ilgili söyledikleri enteresan. Kopenhag bana nasıl yenemezsin dediler ama Prag'da Kopenhag'a elenerek geldi dedi. Şampiyonlar Ligi ön elemesi 3. turunda 2 maçla berabere bitti. 0-0 3-3 ile Kopenhag Prag'ı elemişti. Aslında böyle bir hikaye de var işin içerisinde. Galatasaray tabii Süper Lig'de liderliği aldı. Şimdi de bir Sparta Prag sınavı var Galatasaray'ı bekleyen. İstersen maçla ilgili yorumu senden alarak başlayalım. Evet, Galatasaray biliyorsun Avrupa'yı çok seven bir takım. Avrupa'da kupa kaldırmış bir takım. Türkiye'ye tek kupayı Avrupa Kupası'nı getiren takım. Bu açıdan baktığımızda kupalara alışık olan ve kupalarda mücadele etmenin geleneğini iyi götüren bir takım Galatasaray. Bu açıdan baktığımızda UEFA Avrupa Ligi son 16 playoff karşılaşmasında önemli bir karşılaşmaya çıkıyor. Tabii ki Galatasaray'ın Avrupa'daki oynadığı oyun daha farklı bir oyun olarak bizim önümüze geldi. Özellikle ön eleme karşılaşmaları Şampiyonlar Ligi'nde, daha sonra Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'e karşı oyunu, Bayern Münih'e karşı oyun anlamında muhteşem bir oyun ama skor anlamında istenilen alamaması. Herkesin Kopenhag'dan puan kazanır dediği Galatasaray, o ilk başlangıcın ve son bitirişi iyi yapamadı Kopenhag'da olan. Ama burada tabii ki ama Manchester United'da bu kupadan Şampiyonlar Ligi'nden elenen bir takım haline geldi. Dördüncü oldu. Galatasaray layık olduğu yerde devam edeceğini düşünüyorum. Ben önemli olan Okan Hoca da bunu söyledi. Nasıl bir takımla çıkacağı değil, nasıl takım olduğu önemli. Nasıl bir kadroyla çıkacağı değil. Galatasaray takım halinde muhteşem işler yapıyor. Ve bu takım olgusunu da Okan Hoca en iyi şekilde oyuncularına aşılamış. Kimin ne olduğu, nasıl oynadığı, kimin gidip kimin geldiği çok fazla belli etmiyor. Okan Hoca özellikle bu oyun planında kendi jokerlerini kendisi çıkartıyor. Ki biliyorsun Sacha Boey gitti, yerine Sergio Rui'ye geldi. Sol bek Derrick Cohen'i transfer ettiler ama Derrick Cohen'i transfer ettiler ama listeye yazdıramadılar. Böyle bir durumları var. Yani Galatasaray kendi ipini kendi kesecek, kendi kaderini kendi yaşayacak, kendi oynayacak. Bu açıdan Okan Hoca'nın elindeki çok güzel bir oyuncu topluluğu var. Önemlisi ise bu oyuncu topluluğuna bu havayı aşılamış, kazanabilen takımı, kazanabilecek takımı, yani winner takım olma özelliğini sağlamış. Galatasaray'ı ikinci sezonunda muhteşem işler yapan, adından söz ettiren, oyun kazanma, puan kazanma ve takım olgusunu nasıl kazanma yönünde iyi işler yapan bir Okan Hoca var. O açıdan yani Galatasaray evinde oynayacağı ki evinde oynaması da çok büyük avantaj. Çünkü Galatasaray'ın her zaman destekçisi olan 12. adamı hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Galatasaray evinde çok farklı bir oyun sergiliyor. Avrupa olduğu zaman da Galatasaray'ı daha farklı görebiliyoruz. O açıdan ben yarın güzel bir karşılaşma bizi bekliyor diyorum. Çünkü Galatasaray'ın hedefi 4 kupa. 4 kupada emin adımlarla gidebilmek. Okan Hoca geri gelmez kupaları kazanmaya başladı. Ardından bu kupaları da kazandığı takdirde adını altın harflerle Galatasaray tarihine ve Türk futboluna yazdırmasını bekliyorum. Oyuncuların da yani işte Nelson gidiyor, Abdülkerim oynuyor, Abdülkerim gidiyor, Davinson Sanchez oynuyor, solda Berkan oynuyor, sağda Kaan Ayhan oynuyor. Kerem Demirbay sistemin içine dahil oldu. Sağa çıkıyor, Kerem giriyor. Mertens 37 yaşında harikalar yaratıyor. Icardi de biraz beklentiyi veremiyor. Ben de Icardi açıldığı zaman da Galatasaray'a çok farklı bir takım görüntüsü gösterecek bize. Kartal abi seninle devam edelim. Serhan abinin bıraktığı yerden istersen devam edelim. Şimdi ligde Okan Buruk takımını liderliğe taşıdı. Avrupa mesaisi başlıyor ve Avrupa'da da Okan Hoca hedefi şampiyonluk olarak gösterdi. Doğru. Şimdi geçtiğimiz sene zorluklarla şampiyon olan bir Galatasaray. Yani sezon başında tartışılan hocası, daha sonrasında çok iyi bir grafik yakalayan, ardından da özellikle bu sene işte Şampiyonlar Ligi'nde bana göre çoğunluğunda iyi mücadele ettiler. Yani oyun olarak da Avrupa'da göze giren bir takım haline geldi Galatasaray. Ve bunun neticesinde de zaten Sacha Boey'i çok astronomik bir rakama Bayern Münih gibi bir deve sattılar. O yüzden Okan Hoca'nın ana hedefinin tabii ki yani şampiyonluk, lig şampiyonluğu, Galatasaray şu an lider, avantajlı konumu geçmiş durumda ama
bilmiyorum, ben içinden hem oyuncuların hem Okan Buruk'un içinden bir Avrupa şampiyonluğunu, şampiyonluğun önünde olduğunu düşünüyorum. Yani işler öyle o şekilde ilerlerse tabii yani. İlerlerse eğer zaten o mesela bir Bayern Münih'e karşı özellikle oradaki maçta çok iyi bir mücadele vardı. İçeride Manchester'a karşı, dışarıda Manchester'a karşı. Ya, bu oyunları sürdürürse Galatasaray ben en üst tarafa gidebileceğini düşünüyorum. Yani değil Sparta Prag. Ama şunu da söyleyelim. Yani yarınki maç öyle çok da böyle bir çantada keklik bir maç değil. Bu tür maçlar her zaman zor olur. Galatasaray tabii ki avantajlı. İçeride oynuyor. Geçtiğimiz sezondan beri inanılmaz bir itici güç var arkasında. O da ne? 12. adamları, taraftarları. Yani, yine kapalı gişe. Yine kapalı gişe. Taraftarının verdiği o itici güçle Galatasaray içeride hakikaten bambaşka bir seviye. Ama rakip de çok böyle isminden dolayı aldanılmayacak bir rakip. Yani yıllarca Beşiktaş olsun, işte Galatasaray da birçok kez karşılaştı. Yani Sparta Prag Türk futboluna uzak bir kulüp ve camia değil. Birçok takımımız Sparta Prag'la mücadele etti. Fizik yönünden iyi bir takımlar. Savunmayı iyi yapıyorlar. Yani onların da amacı bence burada yenilmemek olacaktır. Kapalı bir savunma anlayışı olacaktır. Yenildiğin zaman eleniyorsun zaten. Nasıl? Yenildiğin zaman eleniyorsun. Eleniyorsun. Yani onların amacı da maça o şekilde başlamak olacak. Yani daha çok savunma anlamında güçlü olmayı, ayakta durmayı deneyeceklerdir. Ama dediğimiz gibi Galatasaray o bildiğimiz oyununu oynarsa Avrupa'daki son dönemdeki ben rahatlıkla turu geçebileceğini söyleyebilirim. Okan Hoca'nın hedefi evet bence de Avrupa. Öyle de olmalıdır. Yani tabii ki bu demek değildir ki şampiyonluktan vazgeçecek. Zaten yani, 4 kupayı da kazanmak istiyorum. Herkes dedi. İster. Her teknik adam da ister. Her oyuncu da ister ama bir şey yapsalar yani bir tartıya koysalar bence bütün takımın ortak görüşü şampiyonluk mu istersiniz ya da Avrupa şampiyonluğu mu? Bence Avrupa şampiyonluğu ağır basar. Peki yani şimdi, çünkü ama Galatasaray taraftarına sorduğu Avrupa, zaman şampiyonluk ikisini de kazanayım der. Şimdi bak, ama demez. İkisi demiyorum. Şimdi o soruyu ben soracağım. Öyle bir şey oldu zaten. Herkes tabii ki ikisini ister. Galatasaray yani taraftarı ister bir tane ama, seçmez. Galatasaray ama bak yaparsın. Şimdi ikisini bir araya koysanız yani birinden birini seçme tercihiniz olsa ben Avrupa'yı kendi düşüncem de o. İşte hemen Avrupa'yı sorulaştırayım taraftar değilsin o yüzden. Kartal abi sorulaştırayım hemen. Yo, herkes ister. Avrupa'da şimdi, kim istemez şu, yani. Sorumuz şu. Tabii Galatasaray şimdi Avrupa Ligi'ni hedefliyor. Okan Hoca söyledi zaten. Lig şampiyonu da hedefliyor. Tıpkı Fenerbahçe gibi ama Fenerbahçe'de çoğu taraftar yani sosyal medyada da fazlasıyla görüyoruz. Açıkçası Konferans Ligi'ni kazanmayı ligin arkasına yazıyor. Doğru. Yusuf bilmiyorum fikrin nedir? Yani Avrupa'da kupa kazanmak tabii Konferans Ligi farklı bir kulvar. Avrupa Ligi farklı bir kulvar ama Galatasaray taraftarı Fenerbahçe taraftarına göre bu konuda daha farklı bir refleks gösterir mi? Yani işler final noktasına geldiğinde biz Avrupa'yı kazanalım ama ligi sonra da kazansak noktasında olurlar mı? İşler final noktasına geldiğinde bence Türkiye'deki herkesin Türkiye şartlarında Avrupa Kupası'nı hedeflemesi gerekir. Galatasaray da Türkiye'de bundan sonra şampiyon olacaktır. Fenerbahçe'de. Ancak bu tarz güçlü kadroları her sezon kuramıyorsunuz. Böyle bir fırsat varken, iyi bir kadro kurulmuşken, iyi bir teknik direktör varken Avrupa Kupası'nı hedeflemek lazım. Kaldı ki Avrupa Kupası'nı kazanarak hani kazandığınız takdirde ligde şampiyonluk gelmeyecek diye bir durum da söz konusu değil. Yani ben ikisini ayırmanın da çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ama hani seç deseler sadece bir kupa kazanma ihtimalin olacak ve onu kazanacaksın kesin artık hani deseler ben olsam Avrupa Kupası'nı tercih ederim. Ben de. Çünkü şampiyonluk sayılarına bakarsak bu takımların ilerleyen yıllarda yine şampiyon olacağını öngörmek herhalde çok zor değil diye düşünüyorum. Evet, ligde bakıyorsun iki tane kadro 30 puan fark attı 3. sıradakine. Yani 3. ve arkadaki takımlara bakarsan ligde 2 takım var şu an. Bu bağlamda bu kurulan kadroların Avrupa'da iş yapması gerekir. Ben yetineceklerini düşünmüyorum. Yetinmemeleri gerekiyor zaten. Yani bu yatırımlar zaten yüzyılda bir kazandığın için kupayı değerli oluyor. Öyle görmek lazım. Ben de aynı görüşteyim ama yüzyılda bir kazandığın için kupa daha değerli oluyor. Çok katı bir şekilde karşıt görüşünde olanlar var. Ya bunu anlıyorum. Bu tartışmayı mesela Konferans Ligi Fenerbahçe'nin lig şampiyonu üzerinden de yapmıştım ben. Fenerbahçe'nin konumu farklı bence. Sezon başında söyledim ama. Fenerbahçe şampiyonluğu ister. Ama yok. Sezon başında söyledim ben. Burada konuştuk hatta. Evet, evet. Ben dedim ki Konferans Ligi kazanmak Fenerbahçe tarihi açısından da önemli.
Çünkü 2024 yılında şampiyon oldun mu diye sormazlar ama bundan 100 yıl sonra 2024'te sen Avrupa'da kupa kazandın derler. Tabii. Yani mesela Galatasaray'ın 14 yıllıkta şampiyon olmadığı bir dönem var. Ne oldu? 14 yıl sonra oldu. Beşiktaş'ın 13 yıllık bir dönem var. Oldu. Trabzonspor'un 38 yıllık bir dönem var. Oldu. Ama şu var. Yani o dönemler olabilir. Her kulüp için olabilir ama Avrupa'da kupa kazanmak bence de her zaman çok değerli. O yüzden Galatasaray zaten bunu yaptı. 2000 yılında bunu başarabildi. İki kere. Tek Türk kulübü. Bu açıdan. Hani Galatasaray için tabii ki lig değerlidir. Ama ligde rakibini yenip kupayı kaldırmak, UEFA kupasını, Avrupa kupasını kazanmak daha değerlidir. Ki Fenerbahçe için de öyledir. Bu açıdan bence kulüplerimize sorarsak ya da oyuncularına sorarsak hangi kupayı istersin dersek iki takımın oyuncuları da hocası da iki kupayı da kazanmak isteriz. Tabii tabii. Yani diyecektir zaten tabii ki. İkileme, üçleme, dörtleme kim yapabiliyorsa çok ama tam net takımlar için. Hani tam net sorsak şu an teknik direktörlere Avrupa derler. Avrupa bilmiyorum. Bence derler. Bilmiyorum. Ben Okan Hoca'nın kesinlikle kafasında bir Avrupa şampiyonluğu bunu çok istediğini olabilir. Tabii geçen sene kupa yani kaldırmış bir hocanın, geçen sene Süper Ligi kazanmış bir hocanın tabii ki Avrupa demesi. Gayet normal yani, tabii ki. Onu diyorum yani ben bence öncelik aynı mantıkla, o da olmalıdır yani. Okan Hoca zaten daha önce şampiyon oldu. Yani o zaman hani ama Galatasaray'la önce şampiyonluk daha farklı. Yani yok evet, sonuçta aynı apoletik. Ama şimdi Galatasaray'da zaman geçirmiş, Galatasaray'da yok eyvallah da. Hani kupa kaldırdı diyorsun ya o yüzden söylüyorum. Yani sonuçta hem Türkiye Kupası'nı kazanmış hem şampiyonluğu kazanmış bir teknik direktör olarak geldi. Doğal olarak burada Avrupa Kupası'nı düşünme ihtimali de vardı. Hani şampiyonluk tabii ki Galatasaray'a şampiyon olmak Galatasaray'ın eski bir futbolcusu için önemlidir ama ya ben teknik direktör açısından, herhangi bir teknik direktör açısından Avrupa'da bir başarı elde etmenin tarihe adını yazdırmak anlamına geldiğini diyorum. Bugün Fatih Terim'i istediğiniz kadar sportif anlamda bu dönemi için söylüyorum. Düşüşte olarak değerlendirebilirsiniz. Türkiye'ye UEFA Kupası'na getirdi mi? Getirdi, bitti. İlk mi? İlk. Gelmedi. Şu an tek mi? Tek. Yani tabii. O yüzden bu başarıyı silemeyeceğiniz için bugün de UEFA Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi'ni kazanan teknik direktörler belki 20, 30, 40, 50 yıl sonra yine konuşulacaklar. Kesinlikle. Ama şampiyon olma meselesi o kadar konuşuluyor mu? Yani geriye doğru saralım. Şampiyon olan teknik direktörleri zaman zaman unutabiliyoruz. Şampiyon olan kadroları zaman zaman unutabiliyoruz. Ama şu var. Avrupa Kupası bambaşka bir boyut. Ama şimdi hoca için, İsmail Hoca için şunu söylemek lazım. Fenerbahçe ne zamandan beri şampiyon olamıyor? 9. İşte 9 sene sonra bir kupayı kazanmak, Süper Lig Kupası'nı kazanmak. Tamam, 9 sene sonra kazanmasın, 10 sene sonra kazansın, bu sene Konferans Ligi'ni kazansın. Ben yine ama bir şey söylemem. Şöyle katılıyorum. Şimdi 3 ay sonra ligde yeni bir macera başlıyor. Ama Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde kupa kazanıldığı zaman yıllar geçse bile ya işte şu lig, şu sezonda kupayı kazanmıştık, final oynamıştık. Onun anıları, hatıraları çok daha başka oluyor bence. Tabii. Hayri abi sen bu tartışmanın hangi noktasındasın? Ben bu tartışmanın en güzel noktasındayım. İzleyicilik olarak bak. Gayet iyi dinledim. Çok net düşünüyorum bu konuda. Aslında ayrıştırmadan Fenerbahçe için de Galatasaray için de bir Avrupa Kupası kazanmanın çok daha önemli olduğunu düşünüyorum.